Ankara'da yaşayan Firdevs Kırkvurt iddiaya göre diş implantı yapmak isterken ölümün eşiğine geldi. Yanlış dişi çekilince hastanelik oldu. Hatta yoğun bakım servisinde günlerce tedavi gördü. Hastaneden çıkar çıkmaz dava açmak için bir avukatla anlaştı ve büyük bir şok daha yaşadı. Benim gülüşümü elimden aldı. Maddi manevi beni batırdı. Bütün herkes resimlerde gül derken hiç gülmüyordum. Gülüşümü elimden aldı. Her şey daha güzel gülümsemek içindi. Ancak çektirdiği diş yüzünden hayatı alt üst oldu. Genelde maske kullanıyordum. Ekmek yemek yiyemedim. Ben pipetle yemek yiyordum. 50 yaşındaki Firdevs Kırkvurt dişlerine implant yaptırmak için mahallesinde bulunan özel bir kliniğe gitti. Ancak o dişçi koltuğuna oturduktan sonra başına geleceklerden habersizdi. İddiaya göre yanlış dişi çekilen Firdevs Kırkvurt ölümle burun buruna geldi. İmplant yaptıracaktım. Bana 2 tane iğne yaptılar, yat dediler. Daha önceki filme bakarak benim 3 tane dişimi aynı anda söktü. Dişim birisi apseliymiş. Dişlerimi çekerken o kadar acı çektim. Her dişim için dua ediyordum. Yani artık ben gidiyorum dedim. Dişçiden çıkan Kırkvurt evine gittikten sonra fenalaştı. Öyle balon gibi oldum. Sonra ambulans geldi işte hemen beni götürdüler, yoğun bakıma yatırdılar. O günden sonra talihsiz kadın için kabus dolu günler başladı. Önce yüzü şişti, ardından günlerce yoğun bakımda kaldı. Kanımı temizlediler, ilaçları değiştirdiler. Çok şanslıymışsın, ölecekmişsin bence dedim, gelmeseymişsin dedi. Hastaneden çıkar çıkmaz kızıyla beraber yanlış dişini çektiğini iddia ettiği doktorun yanında aldı soluğu. Masaya vurdu. Kızın telefonunu aldı, cebine koydu. Ondan sonra kızın telefonunu akvaryumun içine attırmış. Odasında kamera olmaması da bir sıkıntı hocam. Neden kamera yok odasında? Firdevs Kırkvurt dişçiye dava açmak için bir de avukat tuttu ama... Avukat parayı aldı benden, işte o da avukat tutmuş. Bence aralarında anlaştığını düşünüyorum. İşte avukatın böyle yani es geçmeleri falan. Uğraşma Firdevs Hanım. Artık gerek yok dedi. Bu dosya böyle kapanır gider dedi. İddiasına göre bir darbede avukatından yedi. ATV Haber iddiaların odağındaki doktora da mikrofon uzattı. Kesinlikle doğru değil. Komplikasyon olabiliyor implanttan sonra. O şişlik o şişliktir. Savcılığa gideceğim, suç duyurusunda bulunacağım.